Tabii ki en sıcak gündem hemen sizi ağırlamadan önce de haberlerimizde verdik. Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor ve faiz kararı açıklanacak. Yılın üçüncü faiz kararı. Tabii ki önce beklentinizi sormak isterim. Satır araları önemli olacak. Hangi mesajlar verilecek? Bundan sonraki süreç içinde bir aslında rota, 2024 yılı para politikası rotası gibi olacak. Nasıl değerlendirirsiniz kararı? Evet, Merkez Bankası haftası aslında bu hafta. İçeride bizim Merkez Bankamızın da Perşembe günü faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentileri aslında Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması yönünde. Kurum olarak bizim de beklentimiz bu yönde açıkçası. Özellikle tabii son dönemde miktarsal sıkılaşma adımlarının içeride etkisini hissetmeye devam ediyoruz. Zorunlu karşılıklarla alakalı ek adımlar getirildi. Zorunlu karşılıklara blokaj konulması adımı getirildi. En son kredi kartlarıyla alakalı buradaki nakit avans oranlarında, faiz oranlarında yükseltime gidildi. Merkez Bankası'ndan son dönemde gelen ek sıkılaşma adımları bu haftayı pas geçme olasılığında bir miktar daha arttırıyor. Özellikle geçtiğimiz ay Şubat ayında gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmişti. Halihazırda zaten enflasyon datasının yılın ilk yarısına kadar aslında Mayıs ayına kadar yüksek gelmesi projeksiyon dahilinde yılın ikinci yarısından sonra enflasyon tarafında bir geri çekilme beklentisi var Merkez Bankası ve hükümet tarafının da. Bu yüzden aslında beklentilerle paralel gelen bir veri olduğunu görebiliyoruz. Bir miktar beklentilerin üzerinde gelse de halihazırda zaten bu önceden beklentiler içerisindeydi. O yüzden Merkez Bankası'nın geçtiğimiz toplantıda da metni oldukça önemliydi. Burada şahin bir metin vardı. Gerekirse sıkılaşmaya devam edileceği, enflasyon yönünde bozulma olması dahilinde tekrar gözden geçireceğini beyan etmişlerdi. Bu da piyasa tarafından ek bir faiz artışı olarak fiyatlanmıştı. Bunu Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalarda da gözlemledik zaten. Burada metnin içerisindeki bir diğer başlıkta miktarsal sıkılaşma adımlarının artık devreye sokulacağı yönündeydi. Keza özellikle yerel seçim öncesi de bu yönde atılan adımların daha sıklaştığını görüyoruz. Bu da tabii oldukça önemli. Bu ilerleyen süreçte özellikle seçim sonrasındaki politikaların devamı adına, sıkılaşmanın ne yönde olacağı adına bize de önemli bir projeksiyon sunuyor. O yüzden bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklentisi içerisinde değil piyasa ama gelen yabancı kurumların bazı raporlarında da Mart ayında özellikle seçim öncesinde piyasaya tekrar güven aşılamak adına da böyle bir arttırımın olabileceği beklentisi içerisinde olan kurumlar da var. Burada dediğim gibi bizim beklentimiz sabit bırakması yönünde. Özellikle ikinci bir enflasyon datası yani Mart datasında enflasyon datasında Merkez Bankası takip etmek isteyecektir. Sonrasında Nisan ayı ile alakalı burada bir faiz artış beklentisi içerisinde zaten beklentisi içerisindeyiz açıkçası. Ancak tabii burada özellikle içeride de piyasa içerisinde de mevduat faizleri tarafında %50'lerin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Yani aslında politika artışı yapılmasa da içerideki faiz oranlarındaki artışın yapıldığını görüyoruz miktarsal sıkılaşma adımlarıyla. O yüzden piyasa dinamiklerini dengeleyen bir Merkez Bankası var şu anda karşımızda. Bu yüzden de bu haftaki beklentiler pas geçilse de içerideki beklentiye yönelik açıklamalar, metnin şahin açıklamaları bence önemli olacaktır. Piyasa biraz daha bu tarafı takip edecektir. Bu yöndeki atılacak adımları da biz de takip ediyor olacağız tabii ki. Biraz Borsa İstanbul'u da konuşalım isterim İrem Hanım. Çünkü satıcılı bir seyir görüyoruz. Bu anlamda biraz daha özellikle geçtiğimiz haftada böyleydi. Biraz daha dalgalı bir seyir var. Nasıl değerlendirirsiniz Borsa İstanbul'u? Yeni destek ve direnç seviyelerini de sizden dinlemek isteriz. Tabii Borsa İstanbul tarafı geçtiğimiz haftadan itibaren aslında etkili olan bir satıcılı seyir var. Zaten halihazırda piyasanın 9400 seviyesine yani zirve seviyelerine çok hızlı yükseldiği bir dönemden geçmiştik. Bu dönemde aslında özellikle faiz artışlarının artık tepe yaptığı, faiz patikasında tepe noktalara ulaşıldığı ve piyasanın bir miktar daha bu noktadan sonra
indirimleri konuşacağı bir süreç beklentisiyle mevduat faizlerinde likitte bolluğu nedeniyle yaşanan geri çekilme etkisiyle Ocak ayında zaten hızlı bir yükseliş eğilimine girmişti piyasa. Sonrasında gelen adımlar az önce konuştuğumuz görünümle birlikte Borsa İstanbul'da bir satıcılık seyir işlem etkili olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu aslında oldukça sağlıklı bulduğumuzu belirtmek lazım. Endeksin bu daha önce tepe yaptığı zirve seviyesi olan 8576 seviyesi destek olarak çalışmaya devam ediyor. Buranın altında bir fiyatlama endeks tarafında şu anda beklenti içerisinde değil. Yani 8200'lere kadar geri çekilme beklenti içerisinde değiliz açıkçası. Ama tabii bu seviyelere gelecek haber başlıkları tabii ki çok önemli. Bunları takip etmek lazım. Ama şu anda görünümü bozan bir etki yok. Piyasada aşağı yönlü bir seyir var. Burada 8500 çalışıyor. Yukarıda ise 8900 ve psikolojik artık seviye olan 9000 seviyesi yeni alımların gelmesi adına önemli. Ama şu çok önemli tabii ki. İşlem hacmi bazında piyasaya bakıldığı zaman geçtiğimiz dönemlerde 200 milyar üstü hacimler vardı BIST'te. Şu anda işlem hacmi noktasında piyasada oldukça geri kaldığını görüyoruz aslında. Geçtiğimiz 2 günün ve datasına bakıldığı zaman 130 milyar hacim vardı. Yani biraz daha işlem hacminin düşük olması piyasanın geri çekilmesi adına da olumsuz bir veri tabii ki. O yüzden öncelikli olarak işlem hacmi tarafını takip etmekte fayda var. Burada işlem hacminin yükselmesi oldukça önemli piyasayı tekrar yükseliş hareketinin başlaması için. İşte bu içerideki işlem hacminin azalmasındaki yani likidite sıkıntısında da belli başlı nedenler var tabii ki. Burada mevduat faizleri tarafındaki yükseliş eğilimi, yerel seçimlerin çok yaklaşması bu da tabii ki önemli. Burada yerli yatırımcının aslında risk almamak adına mevduat faizleri tarafına yöneldiğini de görebiliyoruz. Kredi faizleri tarafındaki rakamlar da yüksek. Bu da tabii ki yatırımcının işlem yapılabilirlik adına da elini bir zorlaştıran bir parametre. Bu da satış baskısını bir miktar daha arttırıyor. İşte ek faiz fiyatlaması var. Geçtiğimiz dönemde özellikle Kasım ayında, Aralık ayında yabancı yatırımcının oldukça alıcılı olduğu bir dönemden geçtiğimiz bir süreçti. Sonrasında ise şu döneme geldiğimizde Mart ayında da sınırlı bir satıcılı bir seyir var. Yani içeride şu anda yabancı yatırımcının etkisini göremiyoruz. Burada yerel seçimlerden sonra beklentiler kayıyor. İşte geçtiğimiz hafta Fitch beklentisini aldık. Beklentilerin üzerine bir not artış haberi geldi. Aslında bu çok çok olumlu piyasa için. İleriye yönelik olarak beklentileri şekillendiriyor. Burada piyasa görüntülü yıl sonu olarak piyasa beklentileri 11.500-12.000'ler seviyesine getiriyor tabii ki bizi. Ama kısa vadeli olarak özellikle seçim sürecinde piyasanın bir miktar daha dalgalı, volatil bir seyir izleyeceğini bize göz önünde seriyor açıkçası. Bu yüzden de sektör bazlı ayrışmalar yerine hisse bazlı hareketlilik bir miktar daha ön plana çıkıyor. Keza bugün de aynı şekilde hisse bazlı hareketliliğin ön planda olduğunu görüyoruz aslında. İşte otomotiv verilerini aldık. Burada DOAŞ'ın bilançosu geldi. Beklentilerden iyi bir bilanço geldi. Piyasadaki hareketi gözlemleyebiliyoruz. Keza Tüpraş tarafı da bugün endeks tarafına katkı sağladığını görüyoruz. Tabii burada özellikle jeopolitik riskler de çok çok önemli. Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarını izliyoruz. Hava saldırılarının etkili olduğunu izliyoruz. Bu da tabii ki petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri gözler önünde seriyor. İleriye yönelik olarak bilançolara yansımalarını tabii ki takip edeceğiz ama bu gibi haberler emtia tarafındaki yükselişe de etkili oluyor. Bunu da içeride şirketlerimizde takip edebiliyoruz. O yüzden biraz hisse bazlı ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Bilanço sürecinin içerisindeyiz aslında. İyi gelen bilançoların da fiyatlandığı dönemlerden geçiyoruz. Bunun etkisi var. Bir miktar bankacılıkta sınırlı alışların olduğunu gözlemliyoruz. Seçim Perşembe gününe kadar sınırlı alışların devam etmesini bekleyebiliriz açıkçası. Bankacılık tarafıyla alakalı aslında genel olarak bakıldığında benzerlerine göre küresel tarafta iskontolu fiyatlamaları takip ediyoruz. Özellikle yabancı yatırımcı beklentilerinin yılın ikinci yarısına kayması ve burada diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarının gelecek beklentisi özellikle ilk etapta yabancının banka alışlarını takip ederiz. Sonrasında holding tarafı hareketlenir. O yüzden ileriye yönelik olarak bankacılık endeksinde potansiyel barındırdığını söylemekte fayda var.
kısa süreli olarak hiç negatif ayrışma yaşanıyor. Keza holdingler tarafı da aynı şekilde aslında benzerlerine göre iskontolu fiyatlandığını görüyoruz. Burada geçtiğimiz günlerde Koç Holding'in bilançosunu aldık. Orada özellikle otomotiv sektörünün, otomotiv tarafının bilançoya olumlu katkı sunduğunu görebiliyoruz. Ama tabii ki birçok sektördeki halka arz edilmiş olması nedeniyle Koç Holding tarafında da bunun fiyatlandığı bir süreç ama holding tarafı da bu noktada potansiyeller barındırılıyor açıkçası. Özellikle de bu enflasyonun yılın ikinci yarısı, ilk yarısına kadar, ilk yarısının sonuna kadar devam edeceği beklentisi, yüksek devam edeceği beklentisi orada fiyatlamalar açısından da, hızlı yansıtmalar açısından da beklentileri arttırıyor. Bu yönde bir beklenti var. Tabii şöyle de bakmak lazım. Hacimler düşük kalmaya devam ediyor mu? Borsa İstanbul benzerlerine göre iskontolu fiyatlanıyor aslında. Buradaki iskontoya bakıldığı zaman, yani gelişmekte olan ülke piyasalarına göre %69 bir iskontosu var. Geçtiğimiz yıl genel seçimlerdeki görünüm var aslında şu aşamada borsada. Geçtiğimiz seçimlerde de böyle bir görünüm vardı. Bunun biraz etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden bu süreci biraz daha volatil devam ettirebiliriz ama ileri yönelik beklentiler bu minvalde pozitif olmaya devam ediyor. Tabii burada şunu da bakmak lazım. Şimdi biz enflasyonla mücadele noktasında özellikle Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in de açıklamaları geliyor. Burada iç talepteki sınırlama, iç talepteki bu büyümeyi sınırlandırma adına yapılacak adımlar ön planda olmaya devam edecek. Bu yüzden de iç talebe, iç piyasaya üretim yapandan ziyade biraz daha ihracatçı şirketlerin, çünkü ithalatın da kısıtlandırılacağı bir süreçten geçeceğiz. İhracatçı şirketlerin de bu yönde teşviklerin geleceği beklentileri de yüksek. O yüzden bir miktar daha ön plana çıkacağı günlerden geçeceğiz gibi duruyor açıkçası. Bugün tabii önemli gündemlerden bir tanesi de, daha doğrusu bu hafta Çarşamba günü gelecek FED kararı olacak. Hem faiz kararını sormak isterim ama aslında FED'in faiz kararından öte ne söyleyeceği ve nasıl bir sözlü yönlendirmede bulunacağı merak ediliyor. Beklentileriniz nelerdir? Küresel cephe için oldukça önemli kararlar olacak çünkü. Tabii dediğiniz gibi Merkez Bankası haftası aslında hem Japonya'dan merkez faiz kararını alacağız. Burada ilk defa faiz artış beklentisi var Japonya tarafından da. Çünkü oradaki istihdam dataları oldukça önemli. İstihdam tarafını güçlendirmek adına da ücret artışlarının son 33 yılın en yüksek zirvesinde olduğunu görüyoruz aslında. Bu noktada da biraz daha artık Japon Merkez Bankası'nın da yeni değişiklik yapmak adına da elini kolaylaştırmak bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. FED tarafı, Çarşamba günü FED gelecek. Burada da herhangi bir değişiklik beklentisi içerisinde değil açıkçası piyasa. Bu yönde de özellikle metin tabii ki çok çok önemli olacaktır. Çünkü enflasyon datalarını aldık. Burada beklentilerin hafif üzerine bir data geldi. Üretici enflasyonu, üretici fiyat endeksine bakıldığı zaman oradaki enflasyonun aslında üfe verisinin beklentilerin iki katı üzerinde geldi. Yani buradaki beklentiler üzerine gelen datalar bir miktar daha özellikle Haziran ayındaki faiz indirim beklentisini %60 seviyesine indirmiş durumda. O yüzden biraz daha orada ne zaman faiz indirimi beklentisi oluşacak, bu belki konuşmalardan, metinden çıkartılmaya çalışılacaktır. Powell'ın buradaki açıklamaları önemli olacaktır. Aynı şekilde şimdi Aralık ayında bir yönlendirme açıklamıştı buradaki FED tarafı. Noktasal grafiklerini paylaşmışlardı ve burada da 2024 içinde yaklaşık olarak 4 faiz indirim fiyatlaması var. Çok pardon, 3 faiz indirim fiyatlaması vardı. O yüzden noktasal grafiklerdeki beklentiler de çok çok önemli olacaktır. Piyasa bu tarafı takip edecek. Aynı şekilde burada son dönemde biliyorsunuz bir bilanço küçültmeyle dair burada bir bilanço küçültmenin ne yönde atılacağı, yeni buradaki kararın ne yönde geleceği de piyasa tarafından takip edilecektir. Tabii hem emtia tarafı için hem piyasalar için FED'den gelecek haber çok çok önemli. Beklenti faizde bir değişiklik olması değil ama metindeki aslında söylemler ve Powell'ın konuşmaları hem emtiayı hem piyasayı çok çok ilgilendiren başlıklar olacaktır.